Merhaba arkadaşlar. YouTube topluluk sekmesinde paylaştığımız anket şeklindeki soruların 10. partisiyle birlikteyiz. Ki bu kısımda özellikle soruları anket şeklinde topluluk sekmesinde paylaşıyoruz ve onların cevaplarını açıklamalı bir şekilde veriyoruz. Siz de o anket şeklinde yaptığımız soruları çözebilirsiniz. Bu şekilde kanalımızdan yararlanabilirsiniz. Evet, hemen başlayalım. Aşağıda verilen illerden hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar birçok kişi şuna aldanıyor. Karadeniz bölgesinde bir yerse orası çok fazla yağış alıyordur. Yani oraya karışılmaz. Orasının hepsi full yağış gibi düşünüyoruz. Ama aslında durum öyle değil. Yani Karadeniz bölgesi deyince kıyı kesimde var, iç kesimde var. Onun dışında doğusu var, batısı var, ortası var. Yani bunların hepsinde yağış aynı miktarda değil arkadaşlar. O yüzden bu sorularda özellikle Orta Karadeniz'e dikkat edelim. Samsun ve çevresi dağların daha geriden başlaması ve yükseltisinin az olmasına bağlı olarak daha az yağış almaktadır. Genelde bu tür sorularda daha fazla yağış alır dediğimizde işte Konya, Şanlıurfa, İzmir, Muğla, Samsun gibi illeri verdik. Birçok arkadaş Samsun cevapladı ya da grafiklere baktığımızda, bu kısımda verilen cevaplara baktığımızda birçok kişinin orada Samsun cevabını verdiğini görüyoruz. Ama bu soruda doğru cevap arkadaşlar Muğla, ki Ege'nin en fazla yağış alan yeri ve Türkiye'nin fazla yağış alan yerleri arasında sayılıyor. Bakalım, bakın değerleri veriyorum. Samsun 775 milimetrelik yağış alırken yıllık, Muğla 1214 milimetrelik yağış alıyor. Yani neredeyse iki katına yakın bir duruma ulaşmak üzere. Yani bu anlamda da baktığımızda Samsun'un ayrı bir durumda olduğunu unutmayalım. Tabii ki Konya'ya, Şanlıurfa'ya göre daha fazla yağış alıyor. Doğrudur. Ama Muğla'dan daha az yağış oluyor arkadaşlar. Onu da unutmamak gerekiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda ise yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangileri Türkiye'yi etkileyen alçak basınç merkezleridir? Burada daha önceki yaptığımız soru çözümlerinde ya da yine konu anlatımlarında şöyle bir bilgi vermiştik pratik olması açısından. İçerisinde 2A harfi olanlar, yani İzlanda ve Basra alçak basınç, ki alçak kelimesi içerisinde de 2A harfini görmekteyiz. Buna bağlı olarak doğru cevabımızın B şıkkı, yani 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuzda ise çevresinde bulunan kara kütlelerin Türkiye'nin iklim üzerindeki etkisi düşünüldüğünde hangi yönden gelen hava kütlelerinin Türkiye'de kuraklığı arttırması beklenir? Özellikle Güneydoğu'dan gelen Basra basıncı Türkiye'de yazın etkili olduğunda kuraklığı ve sıcaklığı arttıran bir basınç merkezidir. Buna bağlı olarak şu verilen yönler içerisinde Güneydoğu'dan gelen havanın böyle bir etki yapması beklenebilir. Yani doğru cevabımız C şıkkı olarak değerlendirildi. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Katılımlarınızı bekliyoruz, görüşlerinizi bekliyoruz ve kanalımızı paylaşmanızı sizden talep ediyoruz, rica ediyoruz ve bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz.